Evet, bilgisayarlar göze girmeye hazırlanıyor. Teknoloji şirketleri akıllı kontak lens üzerine çalışmalar yapıyor. Temel amaç kişilerin gözlerine takabilecekleri mikro parçalara sahip bilgisayarlar hazırlamak. Şimdi konuyu bilişim uzmanı Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mehtap Hanım. Merhaba, iyi yayınlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu nedir bu lensler? Yani sanki önümüzdeki zamanlarda artık hayatımıza işte televizyon, o bilgisayarlar gibi bu kontak lensler de girecek gibi, öyle mi? Evet Mehtap Hanım, çok güzel söylediniz. Aslına bakarsanız bugün kontak lens teknolojisi artık bilgisayar haline almaya başladı diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz son dönemlerde büyük bir bilgisayarlardan bahsediyorduk. Bunlar aslında ilk bilgisayarlar olarak karşımıza çıkıyordu. Buna ENIAC adını veriyorduk. Oradan buna geldiğimiz süre zarfında ciddi bir değişim ve dönüşümün var olduğunu söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Artık kontak lens küçüklüğünde bir bilgisayarla her türlü işlemi gerçekleştirebileceğiz. Aslında biz bu teknolojilere alışırdık. Nereden alışırdık diye söylersek olursak, Metaverse dediğimiz teknoloji, biliyorsunuz sanal gerçeklik evreni, öte evren dediğimiz kavramla birlikte artık giyilebilir teknolojiler, sanal gözlükler, arttırılmış gerçeklikle ilgili her türlü ekipman bize bir şekilde bunun aslında sirenlerini çalıyordu Yani diyebiliriz. Metaverse'e doğru gidiyor artık o yol. Evet, kesinlikle. Yani artık kasklara, gözlüklere ihtiyacınız olmayacak. Gözünüze takacağınız bir lens aracılığıyla aslında sanal gerçeklik evrenlerine çok rahat bir şekilde girebileceksiniz. Aslında hepsi bizi bu teknolojiyi hazırlamak için kullanılıyor Mehtap Hanım diyebiliriz bunu. Ve bu aslında nasıl bir sistem? Aynı bildiğiniz kontak lensler gibi LED ekran dediğimiz, özellikle televizyonlarda da ya da işte dediğim gibi bilgisayar ekranlarında da kullandığımız bir teknolojinin çok daha milimetrik olarak ufaltılmış ve göze takılmış hali olarak düşünebilirsiniz bunu. Nasıl devreler birbirini görüyor efendim, ya da nasıl bu sisteme entegre olabiliyoruz? Göze taktığımız bu lensin burun üstünde efendim, hemen şu kısmında her türlü devresi mevcut. Yani işte dediğim gibi internet bağlantısı ve tabii ki mikro dediğim gibi sistemler, işlemciler burada efendim çok küçük bir şekilde duracak. Dolayısıyla bu sizin aslında gözünüzü ya da işte dediğim gibi burnunuzu ya da vücudunuzun herhangi bir noktasına bunun takılması ya da entegre edilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Portatif olarak takıp çıkarabileceksiniz, tıpkı kontak lenslerde olduğu gibi. Tabii teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte artık tek renk göreceğiz. Hatırlar mısınız? Cep telefonlarında da öyleydi. Önce biz tek renkle alışmıştık. Daha sonra efendim renkli sistemler devreye girmeye başladı. Tıpkı televizyonlarda olduğu gibi. Burada da aynı durum söz konusu. Bunun teknolojinin en büyük artısı, görme engeli yaşayan kullanıcıların bu Evet. şekilde görebilme imkanı da Yani doğuracak. Bu da sağlık alanında da kullanılabilecek mi? evet Mehtap Hanım, teknolojinin geldiği son nokta artık bize sağlık alanında da bu sistemin kullanılacağını gösteriyor. Burada efendim tek renk göstererek haritalar görebileceksiniz, metinler görebileceksiniz, navigasyon detaylarını görebileceksiniz. Yani mesela örnek vereyim Mehtap Hanım, bir yere gideceksiniz, işte Ankara yoluna gideceksiniz. Doğrudan artık navigasyona ihtiyacınız olmadan gözünüzdeki o lens aracılığıyla yönlendirme yapılmış olacak efendim. Bu da aslında baktığımızda hakikaten geldiğimiz nokta itibariyle ciddi anlamda katkı ve avantaj sağlıyor teknolojik olarak tabii ki, ama tabii bu teknolojinin dezavantajları da mevcut Mehtap Hanım. Her zaman bunun altını çizmemiz Nedir lazım. onlar? Şöyle söyleyelim efendim. Bir kere bunlar dijital ve dolayısıyla efendim dijital dünya her türlü riski bünyesinde barındırıyor. Bunların en başında da veri hırsızlıkları geliyor. Zaten bu sisteme entegre olan her yapı internet üzerinden, nesnelerin interneti dediğimiz Internet of the Things aracılığıyla bağlı olacak. Yani aslında siz o lensiniz aracılığıyla da bilgisayarda ya da akıllı telefonlarda yapabileceğiniz birçok hususu burada da gerçekleştirebileceksiniz. Bu ne demektir Mehtap Hanım? Sizin her türlü verinizin dijital ortama aktarılabilmesi, izinsiz bir şekilde sizin verilerinizi, bilgilerinizi ele geçiren siber hırsızların, siber saldırganların da sizin adınıza her türlü işlemi yapabilmesi, hatta buradaki dediğim gibi yazılımları bile hackleyerek her türlü veriye, bilgiye ulaşması anlamına geliyor. Bu da tabii ki avantajları olduğu kadar bu mikro kontak lens teknolojisinin dezavantajları olduğunu da gözler önüne seriyor efendim diyebiliriz açıkçası. Peki önemli bir soru soracağım Murat Bey. Ne zaman, yani ne zaman bu hayatımıza girecek bu teknolojik ürünler? Mehtap Hanım, şu an bunlar dünyada, özellikle Amerika'da, Kanada'da deneme aşamasında. Yani bunlar özellikle üniversitelerin
araştırma geliştirme ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Ancak tabii ki bunun maliyetinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu belki birkaç teknoloji sonra karşımıza çıkacak. İlk olarak MetaPan'ın biz bunları sanal gerçeklik gözlükleri olarak göreceğiz. Yani o Metaverse evrenlerine gireceğimiz sanal gerçeklik gözlüklerinin maliyetleri düşecek. Şu an efendim 250-300 dolar olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu kontak lenslerinin ise efendim yaklaşık 4.000-5.000 dolarlık bir karşılığının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da efendim bu yavaş yavaş bizim dünyamıza girecek. Bunun 5 ila 10 yıl içerisinde değişiklik gösterebileceğini en azından şu an mevcut teknoloji üzerinden söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi efendim bu teknolojilerin gelişim göstermesi insanlık açısından son derece avantaj. Ama insanların gerçek anlamda sosyal varlık olan insanların da yavaş yavaş toplumdan dışlanması ve bireysel bir hale gelmesi açısından da baktığımızda tabii ki dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz? Evet efendim. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi günler Mehtap Hanım. Teşekkürler. Evet. Devam ediyoruz haberlerle.